Aa, Haluk abicim hoş geldin ya, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Faruk Hüsnü'yle kahve mi içiyorsun? Faruk Hüsnü nasılsın, hoş geldin. Oo, Hüsnü'cüğüm hoş bulduk, hoş bulduk. Geldik yine be gene. Abicim bak, iki tane ustayı yakaladım. İkisi de sucu, muslukçu. Yani işler iyi, evet. iyi gidiyor, onu demek istedim. Haluk abi de hayranlarım, Haluk abi çok küfür etti. Haluk abiye çok üzdünüz. Haluk abi hayranlarıma, küfür eden hayranlarıma iki laf edecek. Sana küfür eden arkadaşlara ne diyorsun Haluk abi? Kimisi senin için diyor ki hazır yiyici pezevenk diyor. Evde kalmışsın, karı bulamıyormuşsun. bulsunlar bir tane de kurtulalım. Bulsunlar da kurtulalım. Bir de şey, Amerika'ya kaçmışsın, memlekette olsaydın aç kalacakmışsın. Oradan seni kovmuşlar. Vallahi. Ben 15 yaşından beri dolar kazanıyorum. Ben Süleymaniye doğumluyum. He, gördünüz mü arkadaşlar? Turistik iş yapıyoruz. He, gençlere bir şey söylemek istiyor musun? Akıllı olsunlar. Akıllı olsun. Meslek öğrensinler değil mi? Öğrenirlerse, varsa meslek Türkiye'de öğrensinler. Evet, evet. Türkiye'de meslek varsa öğrensinler. Ondan sonra bu gençlere askerden sonra yurt dışına gitmelerini tavsiye eder misiniz? Yoksa... Hangi, nereye gider? Giderler canım. O şey açık. Suudi Arabistan, Bulgaristan, efendime söyleyeyim. Romanya falan açık. Libya açık. Oralara gitsinler. Buralara gelmesinler mi? Buralarda, Avrupa'ya bile gidemezler onlar. Vallahi. Gene küfür yiyeceksin hayranlarından. Öyle. Otursunlar, düşünsünler. Gidebilirler mi, gidemezler mi? İstemiyorlar bizi değil mi Ali Kavbatı? Bir de istiyorlar, düşünsün. Gidebilirler mi, gidemezler mi? Evet. Evet arkadaşlar, durumlar kötü yani. Şimdi artık Türklere Avrupa vize vermiyor yani. Almanya bir de tasarıyı okey dedi. Yani durumumuz pek iyi gitmiyor. Haluk abi de akşam fazla içirdi. O da ne konuştuğunu bilmiyor. Ama adama da bayağı bir küfür ettiniz yani. O da size kızıyor. Sizi aslında seviyor. Diyor ki kafanızı çalıştırın diyor. Atatürk bize ülkeyi emanet etti diyor. Ülkeyi aldık diyor. Araplaştırdık diyor. Çok Araplar geldi diyor. Türkiye'den kaçan kaçana gidiyor. Öyle mi diyorsunuz Haluk abi? Çok Araplar geldi Türkiye'ye. Türk nereye kaçacak? Hadi Araplar kaçtı Türkiye'ye geldi de Türkler nereye kaçacak? Vallahi doğru söylüyorsun. Nereye kaçacak ya? O zaman nereye kaçacak? Kaçacak yer kalmadı ya, değil mi abi? Tamam da abi, öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki Türkiye bitmiş gibi ya. Ne oluyor? Memlekette her şey yerinde abiciğim. Ne var ya? Eksik ne var abi, ya? Ben bir şey yerinde görmüyorum. Sen görüyorsan bir şey değil mi abi? Evet, Faruk Usta bak nasıl, ülkesini nasıl savundu. Türkiye'de her şey yerinde diyor. Yerinde. Değil mi Faruk Usta? Yerinde de. Burada eksik ne var abiciğim? Ne var yani? Eksik ne var? Türkiye'yi yerin dibine soktunuz, çıkardınız. Al! Hayır, orada da ekmek var, orada da para var, orada da yok, her şey var. Yani, yok mu yani? Yurt nasıl çıkarlar? Çıkamazlar artık. Hayır, yani yurt dışına çıkmaya ihtiyacı yok ki. Türkiye'de yani Türkiye'de de bir şey yok. Türkiye'de bir şey olmaz mı diyorsun Faruk abicim? Şey. Yok, iş. İş yok, işçilik yok, bilmem ne yok. Ne yapacaksın? Evet. Hayır, bu kadar adam ne yapıyor orada? Oturuyor buraya kahvede. Ben buraya gelmeden önce çalışıyordum ya. Orada çalışıyordum. Sen gelmedin. Ne zaman geldin sen? Gelmeden önce çalışıyordun. 98. 90 sene kaç? Ne değişiyor? Yani sene kaç? 17 adam. Sene. Tamam, değişen ne var? 17 sene. Bir git gör bakalım. Bir böyle 4, 2 ay, 3 ay yaşa. Abi, yaşayabilir. 3 sene, 4 sene önce oradaydım. Herkesin hali vakti yerinde. Türkiye çağ atlamış. Çağ atladı değil mi Türkiye Faruk? Neden bahsediyorsunuz abi? Sizin dediklerinizi ben hiç anlamıyorum yani. Evet. Türkiye bilmem Araplaştı gibi. Arkadaşlar, Faruk Usta memleket çağ atladı diyor. Haluk Usta memleket diyor Suudi Arabistan'a doğru gidiyor diyor. Türkleri diyor Avrupa'dan, Amerika'dan kovuyorlar diyor. Doğru mu söylüyorsunuz Faruk Usta? Vallahi kovmadıklarını bilmiyorum. Gidemezler diyorum yani. Bu vizelerin sorunlarından gidemezler. Evet. İstemiyorlar değil mi Almanya Türkleri artık? Ne yapacak? Turist bir ülkeden de bir ülkeye gittiğin zaman turist cebinde 20-30 bin doların olacak. Niye gidiyorsun? Harcamaya gidiyorsun. Evet, doğru. Doğru söylüyor ama Faruk abi yani. Doğru söylüyor Faruk Usta. Türklerin Almanya'ya turist olarak gitmesine gerek yok ki. Almanlar, Avrupalılar Türkiye'ye turist olarak geliyor. Turistler Türkiye'ye. Ucuz diye gidiyorlar. Onlar da şimdi gitmiyor. Allah Allah. Buradayken de kalkıp Meksika'ya oraya buraya gidiyorsun. Buraya gidiyorlar. Arkadaşlar, Faruk Usta memleketi çok seviyor. Haluk abi de eleştiriyor. O da memleketi çok seviyor. Yani diyor ki inşallah memleketimiz Avrupa'ya girer diyor. İnsanlarımız kaçmaz diyor. Çünkü kendisi de kaçmış. Sen ne zaman kaçtın Faruk abicim? Ben kaçmadım. Kaçmadın mı? Kaçmadım ben. Ne zaman memleketten çıktın gittin? 22 yaşında çıktım. Maşallah ya. Neyse biz de fazla mevzuyu uzatmayalım arkadaşlar. Dans etme zamanı, barışma zamanı. Al! Aman akıyım, ben de kafayı yedim. Haluk abi, zengin bir karı bulmuştun. Ne yaptın karıyı? Öldü.
Siktim, para... siktim öldü. Paraları sana mı kaldı? Neyse arkadaşlar, biz de geldik. Faruk Usta, ben Haluk abi konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Faruk Usta hayranlarına bir şey söylüyor mu? Bol selam herkese, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.